Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Allahu Ekber. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bismillahirrahmanirrahim. Mekkeliler yapmış gene yapacaklarını. Hocamız Asım bin Sabit'e benzemiyor. Hangisi olursa olsun Resulullah bizi bu ceseti almak için göndermedi mi? Yahu bir haftadır hiç kokmadı. Bizim cesedimiz olsa anında çürür. Ne güzel de kokuyor. Canlısından böyle koku çıkmaz. Güzel de koksalar, Mekke'ye canlı Müslüman giremez. Sakın Züleyh, sakın. Unutma. Biz buraya kavga etmeye değil, cenazelerimizi almaya geldik. Peygamberimiz bunun için gönderdi bizi. Yürü. Hubeyb bin Adi bu. Kahraman Hubeyb. Mücahit Hubeyb. Sana nasıl kıymışlar? Ey Hubeyb. Ey Peygamber Efendimizin göz bebeği. Resulullah'ın selamını Mekke'den aldığı yiğit. Hadi vakit kaybetmeyelim. Atları getir. Şehit bu. Bakalım. Sizi pek görmedim buralarda. Yabancı mısınız? Tüccarız. Şam'dan geliyoruz. Atın üzerindekiler ne öyle? Mallarınızdan ayak bası payı almadan olmaz. Ceset bu. Bunlar Müslüman. Bu bebin cesedini kaçırıyorlar. Bırakın. Bırakın. Hiç ellerinizle dokunamazsınız ona alçaklar. Koşun Mekkeliler, koşun! Ne oluyor? Yer sallanıyor. Adamlar büyücü, büyücü!
sahip çıktı. Demek ki onun yeri burası. Şimdi bize sadece dua etmek düşer. Ey şehit, ey Hubeyb. Ne mutlu sana. Dayım Hamza gibi şehit oldun. Keşke bana da nasip olsa. O! Bu o adam. O adam. Dur, kaçma. Dur! Konuş be adam. Yoksa geberteceğim seni. Söyle, nasıl kıydınız onlara? Hubeyb gibi bir yiğide nasıl kıydınız? Böyle olmasını istemezdim inan. Ama kardeşim, kardeşim Likyanoğlu Ceres... Konuş! Kellen uçsun mu istiyorsun? Konuşsana be adam. Hubeyb ve Zeyd'i büyük bir bedelle sattı. Köle pazarına mı çıkarttınız onları? Zeyd'i de Hubeyb'i de Uhud'da yakınları ölen aileler kanlarının öcünü almak için satın aldılar. Hubeyb, ah Hubeyb. Onun kanına sen de girdiysen... Asla. Asla. Hubeyb'in... Anlatacak mısın be adam? Hubeyb nasıl şehit oldu? Hubeyb'i Zerkan bin Neyfel satın aldı. Uhud'da ölen kardeşlerinin kanını almak için. Elime düştüğünü beyim. Uhud'da kanını döktüğün kardeşlerin öcünü alacağım. Haram ayları geçsin, seni kendilerim öldüreceğim. Kellen için büyük bedel saydım Ceres'e. Ey Zerkan, ey koca domuz. Uhud'da elime düşseydin, iyilik defterime bir sevap daha yazdırırdın. Dünya durdukça konuşulacak bir ölüm seni bekliyor Hubeyb. Yüreğimin soğumasına bir iki gün kaldı. Zeyd gibi gebereceksin. Ey cariye Maviye! Açlıktan ölmesin. Bir şeyler ver. Tıkatsın. Kılıncım kemiğe değmesin. Ey Hubeyb, et getireyim. Putlar adına kestiğiniz hayvanların etinden mi vereceksin? Allah adına kesilmemişten yemem.
Gecetti. Hiç böyle üzüm yememiştim. Saat. Oğlum. Çık oradan. Çık. O katil amcalarını öldürdü. Çabuk bırak çocuğumu. Yoksa bağırırım. Kardeşlerim gelir seni lime lime ederler. Kendi canıma karşılık oğlunu öldüreceğimi... kısas yapacağımı zannediyorsun ey kadın? Oğluma dokunmayacaksın değil mi? Müslüman olmasam belki korktuğunu yapardım. Ama İslam haksız yere cana kıymayı haram sayar. Bu beyif amca bana Allah'ı anlattı. Onunla her şeyi paylaştım. Üzüm yedik. Konuştuk. Anneanne, sen de çok tatlıydın. Nereden buldun bu üzümü? Bu mevsimde hiçbir yerde üzüm olmaz. Ana üzümü Allah vardı anne. Allah mı? Evet anne. Allah biriydi. Ondan başka sahibi yok. Muhammed de onun aşısı. Ne yaptın oğluma? Üzümle büyüledin mi onu? Anne, bu sadece bir üzüm. Bu beyif amca bana Allah'ı anlattı. Peygamber'i anlattı. Yesene anne. Gitme. Gitme yanına. Çok akıllı bir çocuğunuz var kardeşim. Benim de Medine'de 10 yaşında bir oğlum vardı. Ey Sahad'ın annesi, akrabalarınız yarın sabah beni öldürecekler biliyorum. Bundan zerrece korkmuyorum. Çünkü biliyorum ki şehadet beni bekliyor. Sizden bir ricam olacak. Ben ölünce Medine'ye, Resulullah'a haber gönderin. Hubeyb, Allah ve Resulü'nün yolunda en güzel ölümle öldü diyeyim. Bu beni bırakacakmışım.
bağlayın. Yandı! 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 Kurtulman için sana bir şans veriyorum. Gel. Peygamber dediğiniz o Muhammed'i reddet. Ona gözümüzün önünde küfret. Ben de kardeşlerimi öcünü almaktan vazgeçeyim. Seni serbest bırakalım. Özgürlüğüne kavuşturalım. Ha? Ne dersin? Alçak. Beni öldürün. Bana hakaret edin. Ama peygamberime tek bir kötü söz söyletemezsiniz. En acı ölümlerle öldürseniz, en ağır işkenceleri yapsanız bile. Peygamberimin ayağına diken batması daha acı gelir bana. Onun için bin canım olsa, hepsi kurban olsun. Acı ölümü tadacaksın. Acı ölümü tadacak olan ancak sensin. Beni inşallah en güzel ölüm bekliyor. Allah'ımın huzurunda durmak için müsaade et yeter. Başka bir şey istemem senden. Ne oldu? Can tatlı geldi değil mi? Heh, o Allah'ına pişman olduğunu, yolundan döndüğünü söyleyeceksen ne yapacaksan yap. Allahu Ekber. Böyle güzel bir ölüm bize gelsin diye biz ona koşarız. Bebeğim. Korktuğumu düşünmeyesiniz diye bu son namazımı kısa tuttum. Yoksa bu son namazımı sonsuza kadar sürdürürdüm. Ben Müslüman olarak öldükten sonra nasıl öldüğümü aldırış etmem. Allah'ım, bu müşriklerin hepsini helak et. Teker teker canlarını al. Kimin canı çıkıyormuş şimdi göreceksin. Bağlayın! Gel bakayım inşallah. Gel. Öldüğüm iyiyim onu. Ya Rabbi. Burada düşmandan başka Resulüne selam gönderecek kimsem yok. Resulüne selamımı ile. Bebeğim. Öyle mi ölmek isterdin? Müslüman olarak öldükten sonra nasıl öldüğümü aldırış ederim. Şunu ver. Yoksa böyle mi ölmek isterdin ha? Eşhedü enne ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Allah'ım ne olur bebeğin çetesini çaresiz bırakma. Onun peygamberine haber ver. Hadi Muhammed'im kurtarsın seni. Çocuğun ya da Hubeyb'in duası kabul edilmiş olmalı ki peygambere haber ulaşmış. Sizi göndermiş. Allah'ım, Allah'ım affet beni. Affet. Peki Asım'a ne oldu? Asım... Hocamız nerede? Asım'ı da köle diye kime sattınız? Asım... Asım... Geberteceğim seni! Geberteceğim! Zübeyir, öfkene hakim ol. Canından emin olmak istiyorsan anlatacaksın. Hepsini ta baştan anlatacağım. Biz Lihyan oğulları dağlarda, çadırlarda yaşarız. Göçebeyiz. Şehirlilerin öcünün azgınlığını o gün öğrendim. Mekkeliler Bedir'de, Uhud'da olanlar için kudurmuş köpeğe dönmüşler. Yenilgilerinin intikamını almak için sağa sola saldırıyorlardı.
Ne? İki atlı kabilemize doğru geliyor. Ne? Sülafe ve kocası Muaz. O kadının bütün kötülüklerin başlatıcısı, şeytan soyundan biri olduğunu nereden bilebilir? Lihyanoğlu Ceres sen misin? Hani şu yol kesen, kelle alan, haramilikle adı yayılmış adam sen misin? Ey Lihyanoğlu, anlaşmaya geldim. Biz kadınlarla anlaşmayız, konuşmayız. Kadın düşük bir varlıktır. Lihyanoğulları dengiyle konuşur. Mekkeli Saat kızı sülafeyi duymadınsa nasıl bir kadın olduğumu anlatsınlar sana. Otur. Erkeklerden üstün çıktın. Bu kadının dizginleri sendeyse işin zor. Kocasıyım, evet. İki oğul vermişti. Siz şehirlilerin kadınları erkek, erkekleri kadın. Gevezeliği bırak ey Lihyanoğlu. Sana 100 altın ve 100 deve vereceğim. Karşılığında birinin kellesini istiyorum. Bu değerli başın sahibini merak ettim şimdi. Asım. Hı? Asım? Sabit'in oğlu Asım. Muhammed'in adamlarından Medine'li. Onun kellesini istiyorum. Medine'ye kelle avcıları giremez artık. Bunun için geldim zaten. Bana onun kellesini getir, sana servetimi vereyim. Oo. Büyük öfkenin sebebi nedir peki? Uhud'da iki oğlumu öldürdü. Kâb'ımın, Mervan'ımın intikamını almak istiyorum. Ama karıcığım, oğullarımız zaten... Sen sus Muaz, sus! Ne diyorsun Lihyanoğlu? Cevabın nedir? Bana Asım'ı getirecek misin? Tamam. Saat. Sopayı dengeli tutmuyorsun. Böyle. Tamam mı? Tamam. Zeyd, olmadı. Merset, gücünü bacaklarına ver. Denge. Tamam. Erkam, dalgın durma. Kılıcına değil. Rakibine bak. Tamam. Kendi gücüne inan. Hadi Hubey. Al bakalım. Bu kadar. Hubey, sen de bu kadar yüklendin. Aldın mı dersin Hubey? Vallahi irşatta olduğu gibi kılıç ve okta da Asım'dan üstünü yok maşallah. Zübeyir, çok deli saldırıyorsun. Öfkene sahip çık. Kılıç öfke değil, akıl işidir. Çok iyisin Miktat. Maşallah. Evet. Dövüş talimi bu kadar. Şimdi sıra ilim taliminde. Haydi. Bunlar kim? Uzeyl kabilesinin insanlarına benziyorlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam. Ey Medine'nin yiğit gençleri, ey inanmış gençler. Dersimiz Kur'an ayetleriyle ilgili. Aleykümselam. Peygamber Efendimiz'e inen son ayetler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttakin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخطئون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Ey Asım, Peygamberimiz Efendimiz seni bekliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendimiz içeride mi? Hı hı. Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü. Beni çağırmışsınız. Tamam efendim. Siz bana İslam'ı ve Kur'an'ı öğretme vazifesi verdiniz. Görevlerin en yücesi. Canım yolunuza kurban. Hemen bulurum onları efendimiz. Bizler Bedevi Dağı'lı mıyız? Konukseverliğinizle övünün. Sofra açtınız, yatak serdiniz. Bizi çok iyi ağırladınız. Gel gelelim ne biz ne de atlarımız dört duvar arasına alışık değiliz. Geceyi dışarıda geçirmemiz sıkıntı olmaz değil mi? Nasıl arzu ediyorsanız öyle olsun. Peygamber Efendimiz söyledi. Kabileniz Huzeyl içinde İslam'a yaklaşmak isteyenler çoğalmış. Evet evet. Peygamberinize ricaya geldik. Bize Allah'ın ayetlerini aktaracak. Muhammed'in yolunu anlatacak birini yollasın. Kur'an'ı öğrensinler. Akın akın Müslüman olsunlar. Senin gibi biri gelmezse bu işler olmaz. Öğreticilikteki önünü çok uzaklardan duyduk. Allah razı olsun sizden. Bir harf öğrenmeye de, öğrendiğimiz bir harfi öğretmeye de canımız kurban olsun. Dünyanın öbür ucunda dahi olsanız geliriz. Kur'an'ı anlatmaktan şeref duyarız. Bunca yolu senin gibi bir öğretici için geldik. Peygamber'e de Asım'ı gönderin bizimle dedik. Çok iyi olmuş. İlim talep edene koşmak en büyük ibadet. Resulullah buyurdu ki, Huzeyl kabilesinden gelenlerle gitsinler, Kur'an okuyup okutsunlar. Onlara irşad etsinler, İslam'ı öğretsinler. Bir yandan da Mekke, Medine arasında gözcülük etsinler. Mekkelilerin Efendimiz ve ashabına düşmanlıkları gün be gün artmakta. Ebu Süfyan onun ve ashabının köklerini kazıyacağız yeminlerini edip duruyor. Resulullah'ın isteği, Allah'ın yazdığı kadere hep birlikte gitmeniz. Biliyoruz ya Resulallah. Bizim için endişe ediyorsunuz. Ama yine biliyoruz ki Allah'ın rızası, İslam'ın yayılması için bu gençleri gönderiyorsunuz.
Adi oğlu Hubeyb. Dessine oğlu Zeyd. Merset oğlu Merset. Tarık oğlu Abdullah. Bukeyr oğlu Halit. Ve ben Sabit oğlu Asım. Senin kalbimizde yaktığın ışığı karanlıklara götürmek istiyoruz. Bu yolda ölmek bizim için şereftir. Ey gönlümüzün sultanı önderimiz. Biz seni çok seviyoruz. Senin yoluna baş koyduk. Bu uğurda şehit olmamız için dua et ya Resulallah. Ey gençler, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Peygamberimden ne duyduysam sizlere aktardım. Kur'an rehberimiz, Resulullah önderimiz. Davamız insanları kötülüklerden uzaklaştırmak, iyiliklere davet etmek. İnsanlara insanlıklarını hatırlatmak. İnsan olma sevinçlerini duyurmak. Üzerinizde bir hakkım varsa, beni seviyorsanız, övünç duyacağım bir nesil olmak istiyorsanız, bu söylediklerim sizlerden beklediklerimdir. Vasiyet sayın. Ey Asım bin Sabit, biliriz ki sen peygamberimizin yetiştirdiği örnek bir neslin adısın. Bizler de senin neslin olacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Selametle. Esenlikle. Güle güle. Yolunuzda çık olsun. Hadi güle güle. Ne oldu Necer? Düşüncelisin. Silahlı 6 kişi hesabımızı bozar mı? Medinelilerin hepsi gelse Asım'ın kellesini yine uçururuz. Ne ki bunlar? Hadi gidelim. ...için çok kolay lokma olacaklar. Ama ey Lihyanoğlu Ceres... ...bu Müslümanlar çok iyi savaşçılarmış. Uhud'da görenler anlattı. Saçmalama Ceres. Yoksa korkuyor musun bir avuç insandan? Bak, bizde bu kadar adamız... ...ve üstelik yılan gibi pusudayız. Gelecekler ve onları kuş gibi avlayacağız. Kadın, sen deli misin? Savaş yerinde işin ne? Git evine bekle. Sana istediğin kelleyi getireceğim dedim. Ey Muaz, götürsene kadınını. Hadi, hadi. Kes sesini, burada kalacağım. Siz Asım'ı ölü ya da diri yakalayın. Onun boynunu kendi ellerimle koparacağım. Kendi ellerimle. Kabileniz bu dağlarda mı? Evet, dağları aşınca bizim çadırlar görünür. Buyurun. 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 Şey... Sizler bizim azıklarımızdan hiç yemiyorsunuz. Biz sadece şüpheli olandan sakınırız. Alın. Lütfen. Sağ ol. Biz... Kabileniz Müslüman olunca kardeş olacağız. Müslümanlar paylaşmakla mutlu olurlar. Ey Hubeyb,
Sen ki Efendimizin yanında çok bulundun. Bize Resulullah'ın dediklerinden anlat. Bir gün Peygamber Efendimizin huzurundaydık. O sırada bir bedevi geldi. Ona kıyamet ne zamandır diye sordum. Peygamber Efendimiz de emanetin yitirildiği, işlerin ehil olmayanların eline verildiği zaman kıyameti bekleyin diye buyurdu. Resulullah'ın huzurundayız. Efendimiz yeni evlenmiş birine gecenin ileri bir vaktinde hanımını uyandırıp iki rekat namaz kılarsan Allah'ı çokça ananlar arasında yazılırsınız diye buyurdu. Bu hadisi duyunca uykudan kaçtın mı yoksa? Efendimizin hep orta yolu önermesi bizi kurtarıyor. O olmasaydı ne olurdu halimiz? Bir gün Abdullah bin Mesud'la huzurundaydık. Buyurdular ki ancak iki şeye imrenilir. Birine Allah mal vermiştir, hak yolda harcatıyor. Diğerine Allah ilim vermiştir, sürekli amel ediyor ve başkalarını öğretiyor. Ne güzel değil mi? Ona selam olsun. Allah'ın Resulü'nün kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse, Arabi bir eve benzer buyurduğunu kendi kulaklarımla duydum. Ey Asım misali, sıra sende. Sen ne duydun Resulullah'tan, ne gördün? Allah'ım benim için ne şeref, Uhud için hazırlanıyorduk. Peygamberimiz yanımıza geldi dedi ki, ey Asım bin Sabit sen söyle. Düşmanla nasıl savaşalım? Allah'ın Resulü benden görüş soruyordu. O an elim ayağım birbirine dolaştı. Ben kimim? Titredim. Söyle dedi. Her işi ehline vermek lazım. Sen savaşı ve Kur'an'ı iyi bilirsin. Söyle. Efendimiz dedim. Uhud günü geldiğinde düşmanla aramızda uzun bir mesafe varsa ok atarız. Düşman yaklaşırsa gülle gibi taşlar atarız. Bu onları dağıtır işte. Mızrak atımı mesafesine gelince mızrak. Tam karşımıza dikilirse kılıçlarımızı çıkarır, indiririz düşmanın kafasına. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Ey Zeyd, sen de anlat bakalım. Bir gün peygamber mescitte buyurdu ki, dört özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa tam münafık olur. Kendine güvenildiğinde ihanetlik yapar. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleştiğinde sözünde durmaz. Tartıştığında haksızlık yapar. Nerede kaldılar? Başka yol yok. Uhud gününden bu yana beklediğim gün gelsin artık. Siz şehirliler her istediğiniz göz açıp kapayıncaya kadar olsun istersiniz. Biz daha insanları en çok sabretmesini biliriz. Bir yılan gibi kuytuda avımızı beklemeyi çok iyi biliriz. Lat, Uzza ve Menat'a yemin ettim. Asım'ın kellesinden şarap içmeden ne saçımı tararım ne de tenime su değsin. Merak etme, bugün yeminim bozulur.
Asım'ı kendim devireceğim. Atlarından inmeden olmaz. Kuşu kafesten çıkmak mı istiyorsun? Asım. İşte Uhud gününün karşısına koyacağım intikam günüm geldi. Zülafe, Uhud bir savaştı. Oysa sen şimdi... Konuşma sen. Asım'ın kanını içeceğim, kanını. Sessiz. Her şey planladığım gibi olacak. Yeter ki bir çöl yılanı gibi avımızı dişleyeceğimiz anı sabırla bekleyelim. Saldırı anına hazırlanalım. İşte reci suyu. Kervanların konak yeri. Burada soluklanalım. Atlar da yoruldu. Geldik sayılır. Çadırlarımız hemen yakında. Su da var. Abdest tazeler. Öğlen namazını da eda ederiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor bunlar? Çok susamışlar galiba. Abdest alıyorlar. Abdest? Namaz kılmak için hazırlık yapıyorlar. Günde 5 vakit tanrılarının huzuruna çıkmak için temiz olmak istiyorlar. Garip. Oysa senin karın belki bir yıl yeminle başından su dökmüyor. Tam sırası. Öldür onları. Hadi atın okları. Çabuk olun. Kadın... Aralarında benim kardeşim Neccar'la Utbe var. Onlar ayrılmadan saldırmam. Yılanın saldırı anı henüz gelmedi. Neccar. Nereye gidiyorsunuz? Hemen ileride yabani meyveler var. Onlardan size getirmek istemiştik. Hepimiz acıktık. Bizde namaz vakti girince bütün işler bırakılır. Peygamberimiz namaz benim göz bebeğim buyuruyor. Biz namazsız yaşayamayız. Hayat bulamayız. Namaz kılmıyorsanız bize gözcülük edin o halde. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şimdi ne yapıyorlar? Tanrılarına ibadet ediyorlar. Ama önlerinde tanrıları yok ki. Görünmez bir tanrıya inanıyorlar. Tanrı görünmez mi hiç? Bak, benim tanrım yanımda. Sürekli yanımda taşırım onu. Gerçekten deli bu Muhammed'in adamları. Ben Muhammed'i gördüm. Çok akıllı, güvenilir bir adam. Saçmalama, kes sesini. Böyle bekleyecek miyiz? Vurun, öldürün artık onları. Sustur şu kadınını. Kardeşim ve yeğenim ayrılmadan saldırmam. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allahu Ekber. Yeter artık, saldır. Sana 100 deve vereceğim. 200 olsun. Yeter ki Asım'ı getir bana, Asım'ı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Thank you.
Allah'ım, sen her yerdesin. Sen ne dilersen o olur. Biz senin dilediğine razıyız. Bizi senin yolundan kıl kadar döndürme. Bizim tek arzumuz dinimizi anlatmak. Bu uğurda şehadet şerbetini içmek. Allah'ım, Müslüman olmuş bir kabileye gidiyoruz. Yeter ki biz ölelim ama insanlar karanlıktan kurtulsun. Biz yanalım, dünya ısınsın, aydınlansın. Bunu bize nasip et Allah'ım. Nasip et. Tuzak! Ali! Tuzak! Ali! Tuzak! Kardeşim! Tuzak! Alçaklar! Bizi tuzağa düşürdünüz. Size inanmıştık alçaklar. Mekkeli bir kadın geldi. Asım'ın başına ödül koydu. Kellesini istiyor. Asım'ın kellesinde şarap içecekmiş. Tuzak kurdunuz bize! Bu taraftan! Yakalayın onları! Merset, tepeye. Ne duruyorsunuz? Hadi! Ölüm bize gelmezse biz ölüme gideriz. Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bismillah! Allahu Ekber! Allah! Ya Allah! Ya! Ya Allah! Gelin! Geri dönelim. Emirin emrine uyalım. Şehadet bize de nasip olsun. Kadın, hepimiz Asım'ın kellesinin peşindeyiz. Ya, ya Allah! Hocam. Ya Allah! Ya Allah! Kılıç menzilinden çekilin! Kılıç menzilinden çekilin! Ne yapıyorsun be adam? Kılıçla onlarla 1000 kişi olsak baş edemeyiz. Gözümüzün önünden kaçsınlar mı? Ver şu mızrağı. Asım'ın kellesini ben alacağım. Ölmek mi istiyorsun be kadın? Savaş erkek işidir. Sizin yapacağınız bir şey yok. Asım'ın kanını dökecek biri yok mu? Asım'ın kellesini alacak kimse yok mu? Sıkıştırdık onları. Bırakalım tepeye çıksınlar. Tavuk gibi boğazlarız orada. Sen ne duruyorsun be adam? Çeksene kılıcını. Sen erkek değil misin? Tepeye. Sen de gel Asım hadi. Ölüm gelinceye kadar buradan ayrılmam Hubeyim. Kılıcımın hakkını vermek için gelsinler bakalım. Durun! Tepeye gidin. Size tepeye çekilmenizi söyledim. Zeyd, Halit'i çıkar tepeye. Tamam. Biz kalıyoruz. Sen peygamberimizin övdüğü kişisin. Asım'sın. Sen yaşamalısın. Emirimizsin. Yaralımız var. Emirinizsem dediğimi yapın. Asım, sen hafızsın. İnsanlar senin dilinden Allah'ın ayetlerini öğrenecek. Savaşmayı bize bırak. Bedir günündeki gibi kırar geçiririz onları. Ya sen de gelirsin ya da senin yanından bir an bile ayrılmayız. İslam için yaşaman lazım Asım.
Peygamberin yanında olmalısın. Gelin. Kararınıza uyacağım. Tepeye çıkalım. Allah'ın hükmünü görünceye kadar sabredelim. Asım! Asım'ı öldürün! Merset! Merset! Hayır! Merset! Merset! Hubeyb! Abdullah! Koruyun bizi! Asım! Asım! Bayan kardeşim! Öldürün Asım'ı! Durmayın! Gelin bakalım! Gelin! Asım! Asım! Halit! Merset! Kardeşim! Dayan kardeşim Merset. Bismillah. 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 Asım, kendine dikkat et. Bir kadın varmış. Bedevilerle anlaşmış. Senin başına 100 kızıl tüylü de vaat etmiş. Kaderimizde ölmek varsa, bir de Allah'ın yolundaysa feda olsun. Ama merak etme. Başımı vermem o kafirlerin eline. Kafatasından şarap kasesi yapıp sıkkınlanma kudurganında. Bu vücuda hayatta haramın zerresi değmedi. Öldükten sonra da değmesin. Allah korur. Ubeyb, Abdullah. Ubeyb, Abdullah. Okumu verin bana. Kılıcım nerede? Yok. Sen burada duracaksın. Biz dövüşürüz. Olmaz Yasin, olmaz. Ben Bedir'de, Uhud'da çok yaralı çok savaştım. İzin ver ne olur. Peygamber Efendimiz, insanlığın efendisi, peygamber olduğu halde savaşta Asım. Hatırlasana Asım. Bu efendiler efendisi, Uhud'da yaralandı. Ama vazgeçmedi Asım, hatırlasana. Ne olur, ne olur bırak ben de. Ver beni okuma Asım. Ver. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abduhu ve resul. Kul inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merset şehit oldu. Merset. Yüce mertebeye vardı. Şimdi sıra bizde. Çok kalabalıklar. Ne kadar olurlarsa olsunlar, bu tepeye onları sokmayacağız. Buradan da hiç ayrılmayacağız. Halit, önce şehidimizi defnedelim. Tamam Eyyasin. Bismillah. Merset.
Size diyeceğim var. Kurtulmayı unutun. Can tatlı. Delilik etmeyin. Ey Lihyanoğulları. Biz öyle bir yolun deli yolcularıyız ki yayda atılmaya hazır oka benzeriz. Büyük laflar bunlar. Arkadaşların teslim olacak belki. Ne dersiniz? Can tatlı. Eğer bu kılıçlar kınına girerse anamızın ak sütü bize haram olur. Ölmekten korkmuyor musunuz? Çok cesursunuz. Sen de Müslüman olsaydın cesaretimizin nereden geldiğini anlardın. O iman ettiğiniz Allah bile kurtaramaz sizi. Gelin teslim olun. Teslim olmaktansa Allah yolunda ölmek daha güzeldir bize. Size anlaşma yapın demedim, saldırın. Ölü ya da diri yakalayın Asım'ı. Ne duruyorsunuz? Ey sülafe. Bunları kocan gibi adamlardan sayma. Baksana, ölüme bile koşuyorlar. Bu Müslümanların az olduklarına bakma. Bedir'de kaç kişiydiler? Uhud'da da azdılar. İki canımın hesabını sormaya geldim ben. Eliniz kolunuz bağlandı. Güldürme be kadın. Bir avuç deli bozuğun hakkından gelemeyecek miyiz? Ayrıca sen sadece Asım'ı istiyorsun, ben diğerlerini de istiyorum. Canlısı daha fazla işime yarar. Ey Muhammediler, son defa soruyorum. Tatlı canınız için teslim olun. Arkanızdan analarınız ağlamasın. Müşrik oğullarının yasını tutan kadın yanında. Kimin canı önce çıkar, o sana söylesin. Öldürün onu! Ey Lihyanoğulları! Siz kallessiniz. Adam gibi dövüşmek yerine kallesçe tuzak kurmayı biliyorsunuz. Biz size İslam'ı anlatmaya geliyorduk. Sizi cehaletten kurtarmak için, he? Ama ne oldu? Siz arkadan vurdunuz. Nasıl inanalım size? Biz ancak Allah'a teslimiz. Şehadete sevdalıyız. Kanımızın son damlasına kadar dövüşeceğiz. Ey Asım! Kolla kendini! Saldırın! Diri istiyorum! Diri! Kardeşlerim, şehadet zamanı geldi. Uhud Harbi'nde peygamberimizin benden sorduğu taktiği burada da uygulayacağız. Ok atımı mesafeye gelindiğinde okla. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bismillah! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Beş kişi! Beş kişiyi yakalayamadınız aptallar! Saldırın! Coş! Utbe! Gidin! Sersemleri çevirin! Kaçmasınlar! Şimdi sıra taşlarda. Taş atımı mesafesine gelmişse düşman, taş fırlatıyoruz. Allahu Ekber! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Allahu Ekber!
Kurtarın! Alın size Reci Güne hediyesi. Çerez. Öldüremeyecekseniz ben kadınlığımla geleyim haklarından. Ey Asım! İki oğlumu öldürdün. İntikam zamanı geldi. Senin kellenden şarap içeceğim, şarap! Ey Sülafe! Sen kadınsın. Kadınlara el kalkmaz. Kadınlara kem söz söylenmez. Senin oğulların savaş meydanında kalleşçe saldırdılar. Hak ettiler ölümü. Hiçbir anne incinsin istemem. Kastım zulmedir. Senin oğulların zulmettiler. Çok Müslüman kanı döktüler. La ilahe illallah deselerdi, oğullarının canını bağışlardım. Şiir bunlar, şiir. Sen kadınsın, annesin. Eğer acından anneliğinden istiyorsan başımı, işte kılıcım, keser veririm. Yok kininden, kafirliğinden istiyorsan, dünya gelse vermem başımı. Allah da verdirmesin. Asım doğru söylüyor Sülafe. Oğullarımız öldü bizim. Gel vazgeç, gidelim. Sus be adam, sus! Niye bakıyorsunuz? Getirin onun kellesini bana. Getirin! Çapulcuların işe yaramadı. Senin bileğinde adamların gibi ise Müslümanlar kırar hepimizi. Saldırın! Saldırın! Çil altınlar sizin olacak. Zengin olacaksınız. Saldırın! Asım'ın kellesini getirene 100 deve. Şimdi sıra mızraklarda. Mızrak atımı mesafeye kadar bekleyelim. Bismillahi Allahu Ekber. Allahu Ekber! Kaçmayın! Zengin olacaksınız! Saldırın! Saldırın! Geri çekiliyorlar. Çil yavrusu gibi dağıldılar. Tekrar geleceklerdir. Vakit çıkmak üzere. Halit, Abdullah, ikinci rekatta katılırsınız. Niye geri çekiliyorsunuz? Baş edemiyoruz. Nasıl baş edemediniz? Saldırın! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gelin benimle. Emrimi bekleyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah, sen her şeye kadirsin. Kaderimizde şehadet varsa başımızın üzerine. Sana bir duam var Allah'ım. Uğruna canım kurban olsun. Kül olayım, toz olayım ama ne olur benim bedenime namahrem eli değmesin. Kafirlerin eli bedenime dokunmasın.
Değmesin göğsüme namahrem eli. Değmesin. Değmesin. Amin. Bundan ötesi şehadettir. Hazır mısınız kardeşlerim? Biz böyle güzel bir ölüme gül oynaya gideriz ya Asım. Mübarek olsun. Allah şehadetimizi kabul etsin. Allah'ıma gidiyorum. Daha ne isterim? Nasip et ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsebennellezine kutilu fî sebîlillâhi envâta. Bel ahyâun inde rabbihim yurzakûn. Saldırın! Saldırın! O zaman önce ben gidiyorum. Sizler tepeyi koruyun. Yağma yok. Önce biz. Sen burada bekleyeceksin. Onlar seni istiyorlar. Seni onlara vermektense ölürüz daha iyi. Peygamberim dinledi benim taktiğimi. Siz niye dinlemezsiniz? Önce ben. Böyle bir taktik yok ey Asım. Senin derdin şehadete bizden önce ulaşmak. Yok öyle. Biz de geliyoruz. Şehadet zamanı. Haydi kardeşlerim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gel bakalım yılanın başı. Allah'ım, kafirlerin eli değmesin bedenime.
Üşük eli değmesin. Değmeyecek ağzım. Tertemiz pak bedenine onların bunlar eli değmeyecek. Söz veriyorum. Değmeyecek. Kırın o pis eli. Değmesin. Değmesin. Hoş geldin ya Allah'ın Resulü. Beni uğurlamaya mı geldiniz? Şeref verdiniz. Canım kurban yoluna. Ne olur efendimiz, dua istiyorum. Cesedime kafir eli değmesin. Rabbim Resulü'nün duasını kabul eder. Efendimiz hayalim Allah yolunda Resulüne bağlı. Onun razı olacağı sizin övünç kaynağınız gençler yetiştirmekti. Sizin yolunuzda adaletli, bilgili, dost doğru, korkusuz. Dua buyurun efendimiz. Asım'ın nesli diye anılsın onlar. Ya Rabbi. Şahidiz. Resulullah'ın duasını kabul et. Ve la Asım. İlahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Asım. Ey Lihyan oğulları! Size teslim oluruz. Ama bir şartımız var. Asım bin Sabit'in cesedine dokunmayacaksınız. Onun tenine bile değmeyeceksiniz. Onu biz kendi ellerimizle toprağa vereceğiz. Buna söz verir misiniz? Tamam. Söz veriyoruz. Şartınızı kabul ediyorum. Öldürmeyin. Onlar benim esirlerim olacak. Götürün. Ölüleri toplayın. Öldürmeyin. Onlar benim esirlerim. Asım nerede? Nerede Asım? Asım'ın başını getirmedin mi? Onun kellesini ben keseceğim. Ben. Ey Lihyanoğlu! Sen nasıl erkeksin? Bir anlaşma yaptık seninle. Söz verdin. Benim sözüm altınlar ve develer karşısında eriyor. Ne yapayım? Huyum işte. Dönekler! Alçaklar! Kalleşler! Götürün! Bırakın! Bırakın! Kalleşler! Kalleşler! Kaldırın! Allah'ım,
Asım'ı verme onlara. Asım'ı dokunamasınlar. Ne olur Allah'ım. Allah'ım. Asım'ın duasını kabul et. İşte Asım. Artık elimdesin. Söyle ey Asım. Seni benden kim alacak? Kim? Kim? Ne oluyor? Kovun! Kovun şu arıları! Arılar! Kovun. Arılar! Kovun şu arıları! Kovun! Arılar! Arılar! Kaçın buradan! Kaçın! Arılar! Kaçın! Allah'ım, öleydin de bugünü görmeyeydin. Ey Ubeyb, Mekke pazarlarında köle olarak satılmaktansa Asım gibi, Abdullah gibi, Halit gibi, Merset gibi şehit olsaydık. Allah'ım bizim için yazdığını bilemeyiz ki. İnşallah Allah bize de nasip edecektir. Nereden çıktı bunlar? Asım'ın askerleri sanki. Allah'ımıza şükür olsun. Asım'ın cesedini onlara vermedi. Şükürler olsun. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Sevdiklerini koruyansın. Düşmanlarını azaplandıransın. Arılar da nereden çıktı? Demek ki bir oğul varmış orada. Hepimize saldırdı. Kesemedim kellesini. Alamadım kellesini. Hayır, hayır. Önüne bir servet koydum. 100 deve senin. 100 altının yarısını verdim. Eğer diğer yarısını da istiyorsan getir Asım'ı. Arılar var be kadın, görmedin mi? Asım'ın askerleri sanki. Tek tek öldürün o arıları. Bana onun kellesini getirin. Tamam kadın. Biraz bekleyelim. Arılar elbette alacaktır. Merak etme. Ceset yerinden uçmaz. Kabilemde misafirim olun. Savaştan çıktık. Dinlenin. Canım, Sülafe, sevgili karıcığım. Bu işte bir iş var. Bu arılar boşuna değil. Gel vazgeç. Gidelim. Asım öldü artık. Bırak kelle avcılığını. Gel, Mekke'ye dönelim. Ben ancak Asım'ın kellesiyle dönerim Mekke'ye. Çadır kurun. Buradan ayrılmam. Kurun çadırları. Ne bakıyorsunuz salak salak? Ejder nerede? Kardeşim nerede? Neccar! Neccar! Affet beni Asım. Affet. Neccar! Neccar! Buraya gel! Hey Zeyd! Safvan bin Ümeyye şimdiden sana 100 altın veriyor. Oysa Zerkan bin Neyfel Ubeyb için 500 altını gözden çıkarmış. Sen biraz ucuza gittin. Kayıtı yok mu? Ne bakıyorsun? Açın.
şeyinsin. 52 pişmansın. Yok. Yok deme. Bakışlarından, halinden belli. Üstelik benim halime de şaşıyorsun değil mi? Bir kadına nasıl ses çıkaramıyorsun? Ah, ah. Yoksulluğun gözü kör olsun. Karım Sülafe, Mekke'nin en ünlü ailesinin kızı. Çok zenginler. Delikanlıyken onun güzelliğine kapıldım, evlendim. Sonradan öğrendim ki meğer bir şeytanla evlenmişim. Akrabaları sürekli baskı altında tuttular beni. Korkuttular, sindirdiler. Bu yüzden ben karı gibiyim, o erkek gibi. Oğullarımı bile doğru dürüst sevemedim. Sevdirmedi. Oğullarımı da karım yetiştirdi. Onların haramiliklerine, yalancılıklarına, fakir fukaraya, mazluma zulmetmelerine güldü hep. Hep güldü. İki zalim oğlum vardı benim. İki zalim oğlum. Ona söz geçiremiyorum. Ne yapıyorum? Yanında bir köle gibi geziyorum. Ne derse yapıyorum. Yeter. Yeter. Yeter artık. Mekkeli. Karın nerede? Paramı almaya geldin. Bütün geceyi yağmurun altında, gözlerini tepeden ayırmadan geçirdi. Yine orada olmalı. Gidip bakalım. Asım'ın kafasını kesmiş olmalı. Altınları saysın avcuma. Yok! Asım yok! Bu kadın kafayı yemiş olmalı. Asım yok! Yok! Nereye gitti? Yok! Yok! Asım yok! Nereye gitti? Nereye? Gece tufan koptu. Yağmur sürüklemiştir. Ceset bu, saman çöpü değil. Nasıl sürüklensin? Saklıyorsunuz onu benden. Saklıyorsunuz. Tamam kadın. Aşağılarda bir kayaya takılmıştır. Arar buluruz. Arayın, bulun onu bana. Bulun, bulun. Lihyanoğulları, Asım'ın cesedi ortada yok. Aşağılara, kaya diplerine, kovuklara bakın. Tamam. Merak etme. Az sonra bulurlar. Sürüklense bile buralarda. Hadi karıcığım. Hadi inelim aşağı. Hadi karıcığım. Ben...
kaçamayacaksın ey Asım. Benden kurtulamayacaksın. Alacağım kelleni, alacağım. Kaçamazsın elimden, kaçamazsın. Karıcığım, sülaf et. Gözün aydın Muaz. Karın delirdi. Kellemden şarap içeceğim. Onun bana kellesini getirin, kellesini. Her yeri aradık, bulamadık. Sanki kanatları uçmuş. Aramadık, yer komadık. Ama yok. Bu iki esiri Mekkelilere satarız. Sonra kabilemize döneriz. Toparlanın. Kadının vereceği 50 deve ne olacak? Yere batsın, develeri de altınları da. Deli be o kadın. Toparlanın. Esirleri Mekke'ye satmaya götürüyoruz. Neçar, gidiyoruz dedim. Yanlış yaptık. Çok yanlış. Onlar çok iyi insanlardı. Asım hayatımı kurtarmıştı. İyilikle gelenlere biz ne yaptık? 100 deve uğruna ihanet ettik. Sen ne diyorsun? Onların dini insanları sevmeyi, paylaşmayı, kardeşliği öğütlüyordu. Onların peygamberi çok iyi bir insan. Biz yanlış yaptık. Ne olur abi, onları bırak gitsinler. Sana büyü yapmışlar. Mekkeliler söylüyordu zaten. O Muhammed büyücü diye. Seni de büyülemişler. Gelmiyor musun yoksa? Böylesi de işime gelir ey kardeşim. Bu iki Müslümanın satışından pay alamazsın. Lihyanoğlu Ceres, Asım'ın kellesini almadan buradan gitmek var mıydı? Ey sülafe, oğullarının yasını tutan bir anne değilsin sen. Kudurmuş bir köpeğe dönmüşsün. Delirmişsin. Asım falan yok. Nasıl oldu bilmiyorum ama uçmuş o, uçmuş. Bizden bu kadar. Öldür dedin, öldürdük. Kellesini istiyorsan git kendin bul. Yüz deven de sana kalsın. Sözünde duraydın ya Lihyanoğlu. Asım'ı bul bana. Asım'ı bul bana. Asım'ı bul. Oh, Asım'ı bul. Asım'ı bul. Asım'ı bul. Asım'ı bul. Asım'ı bul. Asım'ı bul. Asım'ı. Asım'ı bul. Asım'ı. Asım'ı bul. Bol! Asım'ı bol! Asım'ı bol! Asım'ı! Asım'ı! Asım'ı bol! Asım'ı! Asım! 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 Karıcığım, hadi biz de gidelim. Burada o, burada. Asım'ın kellesini almadan ayrılmam. Lat ve Uzza'ya yemin ettim. Onun kafasından şarap içeceğim. İntikamımı alacağım. İntikam! İntikam! Yeter! Yeter artık! Yeter! Asıl katil sensin. Sen! Oğullarımızı sen öldürdün. Onları sen zalim ettin. Sen Muhammed'i öldürsünler diye onları savaşa zorla gönderdin. Onları kendin gibi şeytana çevirdin. Vicdanından kaçma artık. Oğullarımız Asım değil. Sen öldürdün. Senin kinin, senin öfken. Oğullarımızı şeytana çevirerek, zalim ederek, harbe gitmeden önce öldürmüştün zaten. Hatırlasana, bizim oğullarımız zevk olsun diye çocukları öldürmüşlerdi. Zevk olsun diye eve insan kelleleriyle geliyorlardı. Sen aferin diyordun. Öldürdükleri insanların kulaklarını, burunlarını kesiyorlar, evin duvarlarını asıyorlardı. Sen aferin diyordun. Anamı, babamı öldürdüler. Ses çıkarmadım. Mekke'de öldürdükleri haddi aştı. Sen gurur duydun. Sonra da onları Muhammed'i öldürsünler diye
kudurmuş köpekler ettin. Uhud'a saldın. Oğullarımızın katilini başka yerde arama. Onların katili sensin, sen. Kızma ey sülafe. Öfkeni sustu. Asım, kuduran oğullarımızı öldürdü sadece. Eğer öldürmeseydi, onlar zulümlerine devam edeceklerdi. Yeter artık. Yeter. Bunları biliyorum ey kocacığım. Ama bunu bana sen söyleyemezsin. Asım! 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 Geliyorum Asım! 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 Kap! 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 Asım! Asım! Oğlum! Mervan! Oğlum! Kap! Kap! Asım! Asım! Kap! Oğlum! Oğlum! Kap! Asım! 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 Oğlum! Mervan! Oğlum! Oğlum! Asım! 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 Asım'ın cesedini bulamadım. Sonradan ben de aradım. Çok aradım. Bulup size getirmek istedim. Naaşını size verip af dilemek istedim. Ama bulamadım. Yoktu. Allah onu korumuştu. Bu beybin naaşını gözümüzün önünde toprağına alan Allah, Asım'ı da saklamış, müşriklerin şerrinden korumuştu. Hepsi Allah için şehit oldu. Çok pişmanım, çok. Ey Asım'ın gençleri, eğer dininize girsem Asım beni affeder mi? Hubeyb, Zeyd, Abdullah, Halid, Merset. Affederler mi? Bağışlanmak ancak tövbeyle olur. Tövbe ediyorum. Bilerek, bilmeyerek yaptıklarıma. Tövbe. Siz de affedin. Ne olur. Sen affedilecek adam mısın? Rübeyr. Biz ne biliriz? Hüküm sahibi ancak Allah'tır. Eğer sözünde doğruysan, Allah'a ve peygamberine iman edersen, kelime-i şehadet getirirsen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersen, inşallah Allah seni bağışlar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
Ey Neccar, hocamız Asım şehadetiyle de bir hayra daha yol açtı. Bak, Müslüman oldun. Biliyorum ki onlar bizi seyrediyor. Neredesin ey Asım bin Sabit? Neredesin ey peygamberimizin baş tacı ettiği kahraman? Neredesin ey öğretmenlerin öğretmeni? Neredesin? Asım bin Sabit, radıyallahu anh, Medineli ilk Müslümanlardan. Bedir ve Uhud savaşlarında çok yiğitlik gösterdi. Resulullah'ın okçusu olarak ünlendi. Sevgili peygamberimiz birçok kabileye Asım'ı İslam'ı yaysın diye öğretmen olarak gönderirdi. Barıların koruduğu Müslüman olarak anılır. Hicretin 3. yılında şehit oldu. Hubeyb bin Adi radıyallahu anh, Medineli İslam bahadırlarından. Bedir ve Uhud savaşlarında birçok asıllı İslam düşmanlarını tepeledi. Ölümümün nasıl olacağını aldırmam. Yeter ki Allah yolunda olsun diyenlerden. Dar ağacında ölmeden önce 2 rekat namaz kıldı. Hubeyb'in bu son namazı haksız yere öldürüldüklerine inanan bütün Müslümanların uyguladığı bir gelenek oldu. Merset bin Merset radıyallahu anh, Resulullah'ın muhacir fedaisi. Bedir'de, Uhud'da en önde İslam için kılıç salladı. Allah için olmayan sevgilerin hepsine sırtını döndü. Abdullah bin Tarık radıyallahu anh, Resulullah'ın görevlendirdiği irşat öğretmeni. Bedir ve Uhud kahramanı, er olup eriyen, eren, korkusuz yiğit. Halid bin Bukeyr radıyallahu anh, destanlara sığmayan mücahit. İslam'ın şeref ve izzeti için Bedir'de, Uhud'da çarpıştı. 34 yaşında şehit oldu. Zeyd bin Desine radıyallahu anh, Resulullah'ın yoluna baş koymuş Bedir aslanı. Dolu dolu imanıyla Efendimiz'e sevgisi, bağlılığı çok ileriydi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Allah hepsinden razı olsun.